Kurban Bayramı'nda Arife günü sabah namazından itibaren, sabah namazı dahil, dördüncü bayram günü ikindi vakti de dahil olmak şartıyla 23 vakit teşrih tekbirleri getirmek her inanan kişiye vaciptir. Şimdi teşrih tekbirleri neden 23 defa tekrar edilmekte ve manası nedir? Bunun izahını yapalım. Teşrih tekbirleri Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber velillahil hamd şekliyle 3 hamlede ifade edilen bir defaya mahsus olmak üzere farzlardan sonra getirilen tekbirlere teşrih tekbirleri denir. Bu tekbirler neden 23 defadır? Çünkü Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 23 senede Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. 23 senede indirilen bu Kur'an'ın teşrih tekbiri olarak günümüze kadar Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ve Kur'an-ı Kerim'deki İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail ile ilgili olan tekbirleriyle birleştirilerek vacip olarak bizlere intikal etmiştir. Malumunuz, Ali İmran suresinin 24. ayet-i kerimesi olsa gerek. Biz kişilerin en çok sevdiğini Allah yolunda infak etmedikten sonra onları takdir etmeyiz. İnfak etmek. Malumunuz İbrahim Aleyhisselam'ın çocuğu olmadığı için Cenab-ı Hak'tan kurbanlar adamıştı ve ona binaen İsmail Aleyhisselam evlat olarak doğdu. Ya Rabbi dedi, bana bir oğlan evladı verirsen sana en çok sevdiğimi sana adayacağım dedi. Ona binaen Cenab-ı Hak da ona İsmail'i verdi. İsmail'i verdikten sonra bir gün artık kemalata gelmiş, onu Cenab-ı Hakk'a vereceğim. Çünkü rüyalarında sen ya İbrahim sevdiğini Hak yoluna infak edecektin ikazları geliyordu. Buna binaen birincisinde sesini çıkarmadı. İkinci sesini, üçüncüsünde dedi ki bu mutlaka yerine getirilmelidir diyerek teslimiyetindeki olan yücelik. Çünkü birincisinde yüzlerce deve kesti. Cenab-ı Hak gene ikazını devam ettirdi. İkincisinde yüzlerce koyun kesti, gene devam etti. Üçüncüsünde de benim en çok sevdiğim evladımdı. Onu keseyim diye götürdü gitti. Ve onu kesmeye tevessül ettiği zaman bıçak biliyorsunuz onu kesmedi. Kesmeyince gökyüzünden bir koç geldi. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye. İki defa Allahu Ekber, Allahu Ekber nidası geldi. Çünkü İbrahim Aleyhisselam gökyüzünden gelen bu koç İbrahim Aleyhisselam'ın kendi evladının nefsini kesmesiydi. Nefsini kesmek kişinin aslını kesmek olur. Onun için ne yapmadı? Koç gönderdi Cenab-ı Allah. Yani koçtan kasıt o koç kişinin kendi
varlığının kesilmesidir. Kendi efalinin, sıfatının, zatının kesilmesinin bir rumzatıdır. Koş kesti. Ondan sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber nidasına binaen İsmail de dedi ki La ilahe illallah ve Allahu Ekber. La yok demek. İlah ilah yok. Zannarımızdaki, hayallerimizde öyle bir ilah yok. La ilahe illallah ve Allahu Ekber. Allah uludur. Allah yücedir. Allah her şeyi iade etmiştir. Dedi. Çünkü tecellide artık fenafillah olan bir kişinin La ilahe demesi mukadder olur zaten. Salikler de bunu deyip duruyorlar. Allahu Ekber. Cenab-ı Allah elbette tecellisiyle ekberdir. La ilahe illallah ve Allahu Ekber sözüyle o tecelli edenin illa onun olduğunu, onun ekberliği olduğunu, onun Cenab-ı Hakk'ın ta kendisi olduğunun ifadesini kullandı. Kim kullandı? İsmail kullandı. İsmail neydi İbrahim Aleyhisselam'ın? Nefsiydi. Yani mutmain olmuş bir nefis haline dönüştü. Mutmain olmuş bir nefis halinde o cevabı verdi. Çünkü kesilmeyen tek şey kişinin gayret nefsinin, gayretlerinin kesilmesi, ayniyetlerinin kesilmemesi demektir. Gayretlerini Cenab-ı Allah koçla yok etti. Ayniyetinde de İsmail Aleyhisselam'ı bağışladı. Yani bütün sıfatlarını insana bağışladı demektir. Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam da dedi ki Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allah ekberdir, uludur, büyüktür ve lillahil hamd. Bütün zerreden küreye kadar benim ister vücut ülkemde olsun tırnağımdan saçlarına kadar bütün varlıklarımın, bütün hücrelerimin ona hamd ettiğini, bütün alemde de bütün zerreden küreye kadar bütün varlıkların Cenab-ı Hakk'a karşı hamd ettiklerini görüyor ve zevk ediyorum. Yani demek istedi ki Hüvel evveli vel ahiri vel zahiri vel batın ve hüve bikül şeyin alim. Hud suresinin 3. ayet-i kerimesindeki ben evvelim, ahirim, zahirim, batınım dediği bu tecellilerin hepsini gördü. Bu tecellilerin bütün sıfatlarından da Cenab-ı Hakk'a hamd ettiklerini duydu. İbrahim Aleyhisselam da böylece bunu söylemiş oldu. İşte biz de bu tekbiri Arefe günden itibaren ta 4. bayram ikindi vaktine kadar, ikindi vakti dahil 23 vakit demekte kastımız kişinin evvela fenafillah olduktan sonra hakkın varlığıyla var olup Allah'ın ekberliğinin idrakına varmamız lazım. Bir. İkincisi bütün Muhammed masarlarından, tavsilat-ı Muhammediye diyoruz. Bu masarlardan dillendi. Neyle dillendi? İsmail Aleyhisselam'ın ifadesiyle dillendi. La ilahe illallah ve Allahu Ekber demek suretiyle hiçbir varlığın, hiçbir sıfatın kendine has varlığı yok. La ilahe. Yok. Allahu Ekber. Hep bu sıfatlar Allah'ın varlığıyla varlar. Allah'ın varlığı olmasa bu sıfatlar olmaz. Bu varlıklar Cenab-ı Hakk'ın varlığıyla vardır. Dedi. İbrahim Aleyhisselam vasıtasıyla da Allahu Ekber ve lillel hamd. Bütün varlıkların ona hamd ettiğini, bütün varlıklardaki olan tesbihatın, mevcudiyetin, her türlü icraatın Cenab-ı Hakk'a ait olduğunun ifadesini kullanmış oldu ki işte böylece kurbiyet sağlanmış oldu. Biz bunu tevhidde tenzih, teşbih ve tevhid zevki diyoruz. Diğer bir tabirle Cem'in idrakı Allahu Ekber'dir. Fenafillah olmayan bir kişi Allahu Ekber diyemez. La ilahe illallah ve Allahu Ekber'i İsmail söylemiştir. Bu da İsmail'in İbrahim Aleyhisselam'ın veya bizlerin birer sıfatı olduğunu, sıfatlardan ancak bu ifadelerini kullanabileceğimizin bir ifadesidir. İbrahim Aleyhisselam da tevhid babası olarak yani bu tahsili yapan
ve tamamen merâtib-i ilahinin başından sonuna kadar altı mertebeyi tahsil eden bir kişinin de Allahu Ekber velillahil hamd demek suretiyle bir kurbiyetin sağlanmışını görmüş oluruz. İşte Kur'an-ı Kerim budur. Merâtib-i ilahiye budur. Tahsil budur. İnsanı asliyemizi bulmak budur. Allah inşallah bu teşrih tekbirleriyle beraber bize bunları da idrak etmek, ettirmek nasip eylesin. Çünkü vaciptir. Namazınızı hatırlamadığınız zaman, namazınızı terk ettiğiniz zaman, başka yere gittiğiniz zaman bunun iadesi yoktur. Kazası yoktur. Çünkü yeni baştan hangi sene, hangi zamanda bunu idrak edebiliyorsanız, işte o zaman size bu vacip tahakkuk etmiş olur. Allah inşallah bu idrak, bu zevk, bu vuslatla bizlere de ihsan eder.